Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün demur, şifon ve ipek örtülerimizde ve yazma kenarlarında, havlu kenarlarında kullanabileceğiniz güzel bir Ines modelinin yapımını paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Modelimizi önlerinde biraz daha geniş çalışmalar yaparak çiçekler koymuş olduğum melit örtümüzde yanlarında bu modelimizi uyguladım. Uygularken de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Modelimizi zürafa üzerine yaparak yemeni kenarlarında da kullanabilirsiniz. Çalışmamızı isterseniz bu şekilde de yaparak da yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. K yapımı olarak alt sırasında yapmış olduğumuz iğne oyamızın üzerindeki çalışmamızı da her ikisini göstererek de başlamak istiyorum arkadaşlar. Buyurun, burada hep birlikte yapım aşamalarına alt sıramızda zürafanın üstündeki sırayla birlikte devam edelim arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz ipimiz de çizmelinin polyester oya iplerinden arkadaşlar. İsterseniz suni ipek veya polyester ipler de kullanarak oyalarımızı yapabilirsiniz. Farklı ipler de bazen kullanıyorum. Bunlar da çok güzel oluyor ve diğer iplerle de aynı şekilde sizler de yaparsanız aynı şekilde olacaktır arkadaşlar. Burada Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamış oluyoruz inşallah. Arkadaşlarım, zürafamızı yaptıktan sonra burada K yapımızı yarım olan yerinden yaparak devam ediyorum. K yapımını başlarken ilk önce bir tane ilk başlangıcında bir tane uzun kirpik yapıp tepesine batalım ve daha sonra bu şekilde bir yanındaki zürafaya inerek ipimizin boyunu ayarlayıp inmiş oluyoruz arkadaşlar. Ortasından iğnemizi geçirip ipi takıp burada düğümümüzü atıyoruz. Bunun birçok videolarından inşallah paylaşımlarımız yine devam edecek. Tekrar tepesine batıyorum. Bir yanındaki zürafaya iniyoruz. İpimizi de boyunu ayarlayarak iniyoruz arkadaşlar. Tekrar yukarıya çıkarak aynı şekilde düğümümüzü atıyoruz. Bir yanındaki zürafamıza batalım. İkisinin tam ortasından düğümümüzü atarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yanındaki zürafaya iniyorum. Uzatmış olduğumuz ipin tepesine İpimin boyunu ayarlayarak düğümümüzü sabitliyoruz. Tekrar bir yanındaki zürafaya inerek düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. İkisinin ortasından iğnemi geçirip burada düğümümüzü atıp aynı şekilde tepesine batarak devam ediyoruz. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde yaparak ikinci zürafamızın bir üstündeki sıramızda burada yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sizlerin değerli vakitlerini almamak için burada bir üst sırada devam edelim inşallah. Arkadaşlarım, burada da her birinin tepesine zürafalarımızı yaparak devam edelim. Bakın, bir ara boşluğa, bir de burada yapmış olduğumuz araya düğümlerimizi atarak zürafalarımızı yapıyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bu sıramızda devam ettik. Burada üstteki çalışmış olduğumuz modeli yapalım. Arkadaşlarım, zürafada bir üst sıralarındaki iğne oyalarımızda bu iğnelerden kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın, bunların arkadaki kısmı geniş olduğu için ipimizi uzun taktığımızda bu dağlı modellerde veya uzun çalışacağımız yerlerde ipimizi daha çok kullanacağız. Daha kullanışlı oluyor. Sizler alt sırasında zürafa yapımında daha ince iğne kullanırsak örtülerimizde zedelenme olmaz. Üstteki modellerimizde biraz daha kalın iğne kullanabiliriz arkadaşlarım. Modelimiz maydanoz yaprağı dediğimiz modelden bir tane kirpik yapıyoruz zürafamızın içine, tepesine batıyoruz. Aynı yere tekrar biraz ipimizi uzun bırakarak iniyoruz arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Aynı zürafamızın içine bir tane daha kirpik yapıyoruz. Tepesine batıyoruz. Boyunu biraz daha uzun bırakarak zürafamızın içine batıyoruz. Yanındaki zürafaya battık. Bir tane daha zürafamızı yapıyoruz. Üçüncü zürafamızda aynı yerin içerisine bir tane kirpiğimizi yapalım. Tepesine batıyoruz. Arkadaşlar, bu modelde yapraklarımızı yaparken bir yaprağımızı da birleştirerek yapıyoruz. Diğerinde arada boşluk bırakıyoruz. İsterseniz bunların arasında da farklı renkler çalışarak yazma ve havlu kenarlarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Önceki yaprağımızın ikinci olan yaprağına ipimden biraz uzatıyorum. Burada düğümümü sabitliyorum. İpimize bir tane düğüm attım ve burada bir tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Tepesine battık. Tekrar uzatmış olduğumuz burada aradaki ipimizin içerisine iki tane kirpik yaparak yaprak çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, bir kirpiğimizi yaptık. Tepesine batıyoruz. Tekrar aynı yere batıp aşağı inerken yarım olarak yapmış olduğumuz yaprağımızı ipimizi uzatarak burada tamamlıyoruz. Bir tane daha yapalım yanına. Kirpik. Tepesine batıyoruz. Yapımı kolay, bir o kadar da gösterişli arkadaşlarım. Arzuya göre üç tarafına da mevcut örtülerin yapılabilecek ve yapımı da kolay bir model. Bir, iki ve üçüncü zürafamızda aynı şekilde yaprak çalışmamızı yaparak devam ediyoruz.
Arkadaşlar birini yaparken birleştiriyoruz. Diğerini yaparken arada bu şekilde açık bırakarak modelimizi devam ettiriyoruz. Kirpiğimizi yaptık. Tepesine batıyoruz. Aynı zürafamızın içine batarak iniyoruz. Bir tane zürafa yapıyorum. İkincisini yapıyoruz. Üçüncü zürafamızda kirpiğimizi yapıp tepesine batıyoruz. Diğer yaprağın tepesine ipimizi uzatarak devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kirpik direk yapabiliriz. Ben düğüm atarak yapmayı tercih ediyorum. Sizler her iki türlü de yapabilirsiniz. Bir tane kirpiğimizi yaptım. Tepesine batıyoruz. Aynı yuvanın içine bir tane daha kirpiğimizi yapıyoruz. İkinci yaprağımızı da burada yapmış olduk arkadaşlar. Aşağıya inelim. Tekrar. Bakın aynı zürafanın içine yapıyoruz.